Değerli arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evrim Balıkçı ben. Bugün sizlere Netflix'te çok ses getiren, aslında YouTube'da yaklaşık bir ay önce çok viral olan ve çok kişinin de üzerine yorum yaptığı Squid Game adlı Netflix dizisi için kendi yorumlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü sırf bu yüzden izledim, sırf merakımdan izledim. Normalde ben de Netflix yok, televizyonu da açmam. Haberleri daha çok internet üzerinden alıyorum ya da çok böyle 40 yılda bir çok özel bir durum olduğunda ancak televizyonu açarım. Netflix'e de üye değilim. Ancak bir yakınım vasıtasıyla dediğim gibi çok merak ettiğim için, çok konuşulduğu için neymiş diyerek izledim ve aslında yorum yapmak için izledim. Çünkü birkaç yorum görmüştüm ve çok şiddet içerikli bir dizi olduğu için bu yönde çok olumsuz yorumları vardı bu dizinin. Evet, şiddet içerikli olması konusunda katılıyorum ben de. Fakat farklı açılardan da size dizi için analiz yapmak istiyorum. Hem sosyal psikolojik açıdan hem de dizinin aslında arka planda vermeye çalıştığı ya da düz planda da diyebilirsiniz. Çünkü çok göze sokularak vermeye çalıştığı mesajlar var. Ve de bir takım psikolojik örüntüler var kişilerin psikolojilerine ve tercihlerine dair. O yüzden bir de benim yorumumu izleyin. Ya da izlediyseniz bir de bu açıdan değerlendirin isterim bu diziyi. O nedenle spoiler içerir, bilginiz olsun. Hala izlemeyenler varsa, izlemek isteyenler varsa bu bilgiyle bu videoda kalabilirler veya tercih değiştirebilirler. Şimdi dizi Güney Kore dizisi ve insanlara bu dizide bir yarışmaya davet ediliyorlar. Ve insanların da numaraları var, isimleri ön planda değil, herkese bir numara verilmiş. O yüzden numaralar ve aldığım bazı detaylar aklımda kalsın, buradan size aktarayım diye kısa kısa notlarda almıştım. Biraz o notlarımdan da faydalanacağım. Maddi durumu olmayan, borç içinde olan, fakirlik içinde olan diyelim, borçları olan, hayatta tutunamamış, çaresizlik duygusu çok yüksek olan insanlara davet yapılıyor zaten. Aslında bu insanlar bir anlamda seçilmişler. Fakat kendileri böyle bir oyuna dahil edileceklerini, seçildiklerini daha doğrusu bilmiyorlar. Kartın verildiği kişiler kendi iradeleriyle, kendi seçimleriyle böyle bir oyuna para kazanmak için kabul edip katılıyorlar ve gözleri kapatılarak bir adaya götürülüyorlar. Adada da bu oyuna girmiş oluyorlar. Burada ilginç olan aslında çocuk oyunlarının erişkinlere oynatılması ve bunun üzerinden kaybet kazan oyununun oynanması. Bununla birlikte katılanlar, yarışmacılar bu oyunda para kazanmayı amaçlıyorlar. Evet, para için gidiyorlar ancak ilk oyunu oynadıkları anda kaybedenlerin öldüğünü, dolayısıyla da ölüm olduğunu orada öğreniyorlar. Ölüm riski olduğunu orada öğreniyorlar. Ve bu ilk oyun kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu. 456 kişi bu oyuna seçilmiş ve onlar da katılıyorlar. Ve bu 456 kişi oyunun sonunda sadece bir kişinin kazanacağını ve büyük ödülü, ikramiyeyi de bir kişinin alacağını biliyorlar. Fakat ölümler oldukça oyun onlar açısından hani ucunda ölüm var ama bir taraftan da ölen kişi için tekrar ödüle, para ikramiyeye ekleniyor. O yüzden de ödül kişiler öldükçe artıyor aslında. Ve sonuçta toplam ödül 45,6 milyar won, yaklaşık 38 milyon dolarlık bir ödül var ortada. İlk oyun kırmızı ışık, yeşil ışık. Sonraki oyun şeker kalıbı adlı bir oyun. Sonra halat çekme, misket oyunu ve cam platform oyunu ve kalamar adında 6 farklı oyun oynanıyor. Toplamda 9 bölüme yayılmış bu oyunlar. Ancak bana göre en etkili oyunun olduğu bölüm
Misket oyunuydu. Çünkü burada çok psikolojik durumlar yaşandı ve etkileniyorsunuz bu bölümden gerçekten. Şimdi ilginç olan verilen mesajlardan birisi, kişiler tamamen bir nesne gibi. İsimleri yok. Hani şahsiyetlerini tabii 456 kişiyi tanımak mümkün değil. Ancak özellikle dizinin ikinci bölümünde karakterlerin biraz daha hayatına dahil oluyoruz yaşamlarına ve onlarla bir empati yapmamız sağlanıyor. Onları anlamamız, bazılarına da empati, sempati oluşturmamız sağlanıyor aslında. Fakat bu ilk kırmızı ışık, yeşil ışık oyununda 456 oyuncudan çoğu ölüyor. Geriye sadece 201 oyuncu kalıyor. Ve bu oyunda ölüm olduğunu görüyorlar. Şimdi bazı karakterleri numaralarıyla ben de size aktaracağım. Karakterlerin yarışmada standart hepsinin giydiği yeşil bir eşofman takım var. Ve eşofman takımın üstünde de numaralarını görüyoruz bu kişilerin. Benim en çok dikkatimi çeken ve ayrıca da zaten bu kişiler üzerinde başrol gibi düşünebiliriz. Onlar üzerinde çevresinde daha çok dönüyor dizi. 67 numaralı ve 240 numaralı iki kız var. Oyun kurucu olarak yaşlı bir adam görüyoruz ama onun oyun kurucu olduğunu bilmiyoruz. Aslında biz onu yeni yarışmacılardan birisi, yaşlı bir amca olarak tanıyoruz ve bu kişi bir numaralı oyuncu. Ve 456 numaralı sonuncu oyuncu da aslında oyunu kazanacak olan kişi ve bize hayatı yoğun olarak gösterilen kişi 456. Bir numaralı oyuncuyla 456 oyunda bir yakınlık kuruyorlar, tanışıyorlar. 456 bir numaralı amcaya amca diye hitap ediyor ve onu çoğu zaman korumaya çalışıyor. Kimse yaşlı adama çok ilgi göstermezken o onun biraz daha destekçisi oluyor diyebiliriz. Bu 456'nın çocukluk arkadaşı var, yine onun gibi genç bir çocuk. O da 218 numaralı arkadaşı. Bu çocuk da aslında çok zeki fakat yine bir şekilde parayı bulamamış kişiler. Özellikle 456'ya biraz, oyunu da kazanan 456'ya biraz sizi tanıtmak istiyorum. Hayatta başarısız, boşanmış, kızına iyi babalık yapamayan, annesinin doğum gününü unutan, hatta at yarışı oynayabilmek için, oradan para kazanmak için annesinin banka kartını çalarak gidip parasını çekerek at yarışı oynuyor. Kazanıyor ama hırsız kıza parasını çaldırıyor. Ve daha sonra da onları oyuna davet eden, kartı veren kişiyle tanışıyor. Aslında bu 456'yı bir taraftan hani biraz şaşkın, beceriksiz fakat bir taraftan da çok iyi kalpli bir insan olarak görüyoruz. Ve aslında oyun en sonunda umduğumuz gibi iyi insanın kazanması ile bitiyor. Fakat gerçekten 456 o kadar merhametli mi, vicdanlı mı? Bunu da ilerleyen bölümlerde görüyoruz zaten. Şimdi kısaca hani karakterler hakkında böyle bir bilgi verdikten sonra bu dizinin neden bu kadar çok izlendiğine merak ettim ben de ve ona vurgu yapmak istiyorum. Neden çok izlendi, neden çok konuşuldu aslında bu dizi? Biraz onun üzerine düşünmek lazım. Birincisi, günümüzde dünya halklarının, insanların çok borçlu olması, yaşadığımız ekonomik sıkıntılar, dünyadaki para miktarının çok azınlık bir kitlenin elinde olması, diğerlerinde kalan paradan bütün dünya halkının çok cüzi bir parayı kendi aralarında bölüşmelerinden kaynaklı olarak, yani bir tür kapitalizm eleştirisi aslında. Ama çoğunluğun yaşadığı maddi sıkıntılar, çaresizlik, borçlu olmak, kredi kartlarına ve hayatını toparlayamamak, ümitsizlik, güvende hissetmemek gibi toplumda çoğumuzun yaşadığı duygu durumuna uygun kişiler zaten yarışmacı. O yüzden bence kendimizde de bir benzerlik görüyoruz ve ben olsam katılır mıydım böyle bir oyuna? Soru buradan başlıyor ilk bölümde. Ve katılsam
Onun olduğu durumda ben nasıl tercih yapardım mı biraz sorguluyorsunuz. Yani ben olsam ne yapardım gibi bir içsel sorgulamanın içine ister istemez düşüyoruz. Yani ben olsam ne yapardım diyorsunuz. Ve onların verdiği tepkileri görüyorsunuz. Bir kısmını eleştiriyorsunuz, bir kısmını haklı buluyorsunuz belki, bir kısmını üzülüyorsunuz. Dolayısıyla duyguları çok harekete geçiren bir dizi fakat şiddeti çok normalleştiriyor. Sıkıntı burada. Yani ilki benzerlik. Oradaki insanlarla kendimiz arasında kurduğumuz benzerlik. İkincisi kapitalizmin yoğun eleştirisi var aslında. Eşitsizlik, gelir dağılımı, yoksulluk, borçlu olmak, borçluluk gibi durumları öne çıkarıyor. Fakat öldürme temasıyla paraya ulaşmayı da bir anlamda meşru kılıyor. Yani insan çaresizken para için böyle bir oyuna katılabilir, başkasını öldürebilir mesajı çok alttan alta ya da çok somut bir şekilde veriliyor aslında. Görürsünüz zaten bunu dizide. Bu oyunun içinde gerçek hayatları üzerinden ölüm kalım savaşının verildiğini görüyoruz. Aslında çocuk oyunları oynatılıyor erişkinlere. Hani çocukken kaybettiğinde bir şey olmuyor. Fakat erişkinlere bu oyunu oynatıldığında kaybetmenin sonucu ölüm, kazanmanın da çok büyük bir ödülü var. Ancak yanında getirdiği bir bedel de var. Yani o parayı almak için başkalarını öldürmek zorundasınız. Şimdi ilk bölüm bittikten sonra, yani ilk oyun oynandıktan sonra 200'e 201 kişi kalınca oylama yapılıyor bu grup içinde. Bir kısmı hani ölüyoruz, çıkmak istiyoruz oyundan diyorlar. Bir kısmı da devam etmek istiyor. Oylamada çoğunluk bir kişi farkla çoğunluk ayrılmak istediği için oyun durduruluyor birinci oyundan sonra ve herkes hayatına geri dönüyor. Fakat onlara arzu ederlerse geri dönebilecekleri oyuna geri dönebilecekleri söyleniyor. Ve hepsi zor hayatına geri dönüyor ve orada parasızlıkla baş edemeyince kendi rızalarıyla bu sefer ucunda ölüm olduğunu başta bilmeden gelmişlerdi. Fakat bu sefer ikincisinde bir kişinin kazanacağını bildikleri halde ve o kadar ölüm riski de kendisine taşıdığını bildiği halde çok küçük bir ihtimal için yarışmaya çoğunluğu dönüyor. 201 kişiden çoğu kişi yarışmaya tekrar dönüyor. Ve bunlar tekrar adaya götürülüyorlar gözleri kapalı bir şekilde. Şimdi kapitalizmin eleştirisi var dedik ama yoğun bir paraya ulaşmanın önemine dair de bir vurgu var. Yani paraya ulaşmak için bu oyun ve bu kapitale ulaşmak için oyun dizayn edilmiş ve insanın para için aslında neler yapabileceğini bize göstermeye çalışıyor. Bana göre insanın kötücül bir doğası olduğunu direkt vurguluyor. Buna kesinlikle katılmıyorum. İnsanın doğası kötücül değildir. Bilakis merhamet, paylaşım, birlikte olmak, sevgi, erdem gibi değerlere daha çok değer veriyoruz. Fakat sistemin içinde değerleriyle oynanmış insan, bu değerlerini, manevi değerlerini kaybetmiş insan biraz daha rahmaneden çıkıp şeytani oyunlara kaptırdığı için kendisini aslında bunları yapabiliyor. Fakat yine de insanın kötücül bir doğası yok ama bu verilmeye çalışılıyor ve burada önemli olan o ödül, yani ölümü görüyorlar ama ödülü de yukarıda görüyorlar. Dolayısıyla parayı da böyle tavanda asılmış yuvarlak bir fanusun, cam fanusun içinde görüyorlar. Yani insan hayatından daha değerli bir yere konumlanmış oluyor para. Verdiği bir mesaj da bu bence. En merhametli dediğimiz 456'nın hayatta kalmak için oyunlardan dedim ya 4 numaralı oyun misket oyunu çok sarsıcıydı. Aslında amca dediği ve 1 numaralı yaşlı adamla eşleşiyor 456 ve orada misket oyununda yaşlı adamın hafızası iyi olmadığı için Alzheimer olduğu için bilye oyununda onu kandırıyor. Bir anlamda yaşlı adamın bilyelerin haksız yere ele geçiriyor ve yaşlı adamın ölmesine neden oluyor. Yani o kadar koruyup kolladığı kişinin üzülüyor, evet orada üzülüyor ama hayatta kalmak için onun ölümüne razı olduğunu da görüyoruz yani. Fakat aslında
En son bölümde öğreniyoruz ki o yaşlı adam zaten zenginlerden ve kurucularından olduğu için onu öldürmemişler. Ama biz öldü zannediyoruz. Fakat burada 456'nın tavrını görüyoruz. Böylece de orada çıkan mesaj ne? Hani ne kadar merhametli, iyi bir insandı 456 ama insana güvenemezsin mesajını orada görüyoruz. Bu dizi evet aşırı şiddet sahneleri içeriyor, kan sahneleri içeriyor ve şiddetin normalleştirilmesi algısı var burada. Bu çok yıkıcı. Bence bu da bir tür dünyada toplumlara yapılan bir tür toplum mühendisliği ve algı oyunu. Dördüncü oyunda iki kız karakter var ve aralarında geçen diyaloglar var. Orada çok sarsıldım çünkü gerçekten çok etkileyiciydi. 67 numaralı kız, 456'nın parasını daha önce çalan hırsız kız. Bu kız kendine benzeyen, onun gibi aslında biraz soğuk bir kız buluyor ekipten, o gruptan. 240 numaralı kızı buluyor ve kendi gruplarına dahil ediyor. Ve aslında 67 numaralı bu hırsız kızın sloganı hep baştan beri insanlara asla güvenmem idi. Bu iki karakter bilye oyununda eşleşiyorlar. İkisi bir grup oluyor. Hep ikili gruplar oluyorlar misket oyununda. Bu kızlardan 67 numaralı olanın hayalleri var. Küçük erkek kardeşini çocuk bakım yurdundan çıkarmak istiyor. Annesini de getirterek bir ev alarak bir hayat kurmak istiyor. 240 numaralı kız ise babasının annesini öldürdüğü bir kız ve o kız da babasını öldürmüş. Aslında orada hani babayı da öldüren acımasız bir kız karakter görüyoruz. Fakat bu ikisi eşleştiklerinde çok inanılmaz, yani inanılmaz da demeyeyim de çok enteresan bir şekilde bitiyor onların diyalogları. Birisi ölecek misket oyununda ve 67'nin hayalleri olduğu için benim de hayallerim yok diyor. Ben buradan çıkınca o kadar parayı alsam bile ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Ve misket oyununda bilerek, isteyerek yeniliyor. Ve 67'nin kazanmasını, işte kardeşini ve annesini alıp istediği hayatı kurmasını sağlamak için kendi hayatını feda ediyor. Özverinin orada gerçekten beklentisiz çünkü bu yaptığı özveri kendi hayatından vazgeçerek onun yaşamasını ve hayallerine kavuşmasını sağlıyor. Çok duygusal bir sahneydi. Beni orası çok sarstı. Fakat burada önemli olan 67'nin aslında insanlara güvenmem diyen kızın yeni tanıştığı diğer kızın kendisi için hayatını feda ettiğini görüyor. Yani kime güvenip kime güvenemeyeceğinizi bilemiyorsunuz oyunda. Aslında öyle de bir mesaj var. Ve insanın doğasının kötü olmadığını orada bir yerde görüyoruz. Bir de bu 456'nın çocukluk arkadaşı var. 218. Zeki bir çocuk. Grupta onlara işte aklıyla, zekasıyla yol gösteren bir çocuk. Ve bu 218 Pakistanlı bir çocuk var. Ali. Herkes bu Ali karakterini çok sevdi. Çünkü gerçekten merhametli diyeceğimiz iyi kalpli insan orada o dizide en çok Ali. Ama Ali ölüyor. Nasıl mı ölüyor? 218 yani bu zeki çocuk. 456'ın arkadaşı zeki çocuk. O bir ara çıkmışlardı ya, ilk oyundan sonra dışarıya çıkmışlardı. Orada Pakistanlıya para vermişti. Pakistanlı da orada ona kendisini borçlu hissetti, minnet duydu. Ve bu iyiliğini unutmadı. Fakat oyunda bu ikisi eşleştiler. Pakistanlı ile zeki çocuk eşleştiler. 218. Ve 218'in Pakistanlı çok iyi kalpli, biraz saflığından faydalandığı, kandırıyor çünkü bilye oyununda onu ve Ali'nin ölmesine neden oluyor kendi hayatta kalmak için. Bu da çok etkileyiciydi. Ve 218'in acımasızlığını görüyoruz aslında. Dışarıdan bakıldığında işte iyi birisi, koşullara göre iyi birisi. Fakat böyle bir durumda gözünü kırpmadan ve hiç üzülmeden hani o durumda ben hayatta kalmak için diyebilirsiniz. Fakat 218 hiç gözünü kırpmadan Ali'yi aldattı ve onun ölümüne neden. Buradan da yine insanlara güvenemezsin mesajını dizi bize bir kere daha veriyor. Ve özetle arkadaşlar dizinin son üçe kalanlar
3 kişi, yaşlı adam öldü. 456 hayatta kaldı. Onun zeki arkadaşı 218 hayatta kaldı. Bir de bu hırsız kız ayakta kaldı. Bunlar hayatta kaldığında hırsız kız o parasını çaldı 456'ya. Eğer buradan sen çıkarsan bana bir söz ver, benim kardeşimi kurtar, işte onu bakım evinden kurtar diye bir söz istiyor. Ve ondan sonra o kız da yaralandığı için ölüyor, aslında eleniyor. Geriye iki arkadaş kalıyor, 218 ve 456. Ve son oyunda, kalamar oyununda kıyasıya mücadele ediyorlar. Ve 456 arkadaşı 218'i öldüremiyor. Öldürmüyor daha doğrusu. Hani bütün o mücadeleye rağmen. Ve her şey bittiğinde onu öldürmemesi, 218'in kendisiyle yerde yatarken o ölüm anında aslında 456 onu öldürmedi. Ve orada bir vicdan muhasebesi yapıyor. Hani Ali'nin de ölümüne neden olmuştu vesaire diye düşünebiliriz. O geldiği yolculukta vicdan muhasebesi yapıyor. Orada 456 onu öldürmüyor ama orada kendi kendisini öldürüyor 218. Böylece dolaylı olarak 256 oyunu kazanmış ve parayı almış oluyor. Yine burada dikkat çeken bir unsur daha vardı o bilye oyununda. Bir çift var, karı koca çift. Onlar da tabii hani birbirini tanıdıkları için herkes en yakınıyla, en iyi hissettiği kişiyle eşleşmişti. Fakat bilye oyununda grup olmak istediği kişinin kendisinin rakibi olduğunu oyun açıklandığında anlamıştı. O yüzden bir karı koca çift vardı. Onlardan da erkek olan kocası karısının hayatta kalmak için ölümüne neden olmuştu. Genel olarak arkadaşlar dizinin diyaloglarında çok basit diyaloglar, çok canınızı sıkabilecek yüzeysel diyaloglar geçiyor. Yavan bulup sıkılabilirsiniz. Fakat merak ediyorsunuz, nasıl ilerleyeceğini merak ediyorsunuz dizinin. O yüzden izlemeye devam ediyorsunuz. Güçlü, akıllı ve şanslı olan hayatta kalacak gibi geliyor size bu oyunda. Ve aslında bir tür sosyal darwinizm teması işleniyor burada. Ancak yani güçlü olanın hayatta kalması teması işleniyor ve bu doğalmış gibi gösteriliyor. Oysa hiç öyle değil. Doğada da baktığımızda bir aslan bir ceylanı ya da bir geyiği yiyecekse sürüdeki en zayıf halkaya saldırıyor. Yaşlı olana, güçsüz olana, hasta olana ve hayatta gerçekten onun doğası böyle olduğu için onu öldürüp yiyor etobur hayvanlar. Ama keyif için öldürmüyor ya da kendisini daha güvende hissetmek için kendine bir konfor alanı, bizim gibi para gibi bir amacı olmadığı için, sadece aç olduğu için, hayatta kalmak için o da sürüdeki en zayıf halkaya saldırarak öldürüyor. O gerçekten hayatta kalmak. Ama burada sanki onun topluma bir uyarlaması ve bunu para için yapmanın normal olduğu algısı yerleştiriliyor. İkisi çok farklı. Hayvanlarda böyle bir açgözlülük yok. İnsanda da, insanın doğasında da yok zaten. Fakat dediğim gibi hani toplumların değerleriyle bu kapitalist sistemde o kadar güzel oynandı ki dizilerle, medya ile, internet ile bunun doğal olduğu algısı bizlere yerleştiriliyor. Yani şiddetin hayatta kalmak için bir diğerini yok etmenin doğal olduğu algısı yerleştirilmeye çalışılıyor. Ve bugüne kadar da eğer böyle çok hani bilgisayar oyunlarıyla haşır neşir olduysanız, bu dizinin içinde o bilgisayar oyunundaki gerçekliği görüyorsunuz aslında. Bir anlamda bilgisayar oyunlarıyla yok etmek, öldürmek normalleştirilmişti zaten algılarda. O yüzden dizide bir anlamda bu şiddet çok yadırganmadı. O yüzden merakla da izlendi aslında. Diğer bir ilginçliği de bu oyunu kuranlar aslında zengin bir kitle, zengin birkaç kişi.
ve insanların bu ölüm arenasında birbirlerini nasıl yok ettiklerini bir ekrandan uzaktan izliyorlar, eğleniyorlar, içki içiyorlar ve iddiaya giriyorlar. İnsanların ölümü üzerinden keyif alıyorlar. Öyle bir tarafı da var. Hani zenginler kötüdür gibi bir algı da yine orada yerleştiriliyor. Diğer taraftan bu insanlar zaten hem izleniyorlar, hani oyunda izleniyorlar, hem de zaten bu seçilen kartların, davetiye kartının verildiği kişiler zaten seçilmiş, hayatının çok zor bir döneminde, parasızlık içinde, çaresizlik içinde borçlu olan, bir çare üretemeyen insanlar özellikle seçilmiş. Yani aslında onların bütün geçmişi ve özgeçmişleri biliniyor. Rastgele bir seçim değil bu. Buradan da izleniyorsunuz, izleniyoruz mesajı yine kitlelere alttan verilen diğer bir mesaj arkadaşlar. Dolayısıyla hani diziye dair bir şeyler anlatmasam içimde kalacaktı. O yüzden bütün bu görüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bu algıyla izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa filmden yanlış mesajları farkında olmadan alabiliriz ve sahiplenebiliriz. O yüzden Netflix projelerinin de bizi aslında gelecekte olacak bazı durumları hazırlayan filmler, diziler olduğunu düşünüyorum. Fakat farkında olursak, bilinçli olursak hangi dizide, hangi filmde bize ne tür mesajlar veriliyor, bunu fark edebiliriz ve satın almayabiliriz bu düşünceleri. Zihin programlaması daha çok bu tür medya araçlarıyla yapılıyor. Zihnimizin programlamasına kötü yönde izin vermemiş oluruz arkadaşlar. Diziye dair, benim bu yorumlarıma dair sizin de yorumlarınız varsa lütfen aşağıda siz de görüşlerinizi yazın. Beraber tartışalım. Siz nelere daha çok odaklandınız? Neler sizin daha çok ilginizi çekti? Sizin gördüğünüz farklı mesajlar var mıydı? Onları da yazın lütfen. Çok uzun bir video olmasın diye hani temel konuları ben özellikle gözüme çarpan temel konuları sizlerle paylaşmak istedim. Sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.